Çünkü telefon attığımızda Enver Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı. Merhabalar Ender Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sade Hocamız anlatıyordu bir yandan. İstihdamla ilgili olarak bu aşamada şirketlerin artık karlılıkları bir kenara koyup istihdamı korumak için canla başla mücadele etmesi gerekir der ki bu aşamadan sonra ne kadar azaltabilirsek zararı o kadar azaltalım. Sizin tarafınızda nedir son durum? Bir yandan imalat PMI'lerini de karşıladık. Şu an için çok sert bir daralma görmedik ama bundan sonrası için muhtemelen rakamlar aşağı yönlü revize edilecektir. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hocamın fikirlerine katılıyorum. Bu kriz bize şunu gösterdi. Ulus devletin, sosyal devletin, kamusal hizmetlerin, korumacı önlemlerin faydasını ve ulusal ekonomi, ulusal kalkınma konusunun ülkeler için ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Çünkü az önce de takip ettiğim kadarıyla ve bugünkü haberlerden izlediğim kadarıyla Avrupa'da önemli olan bu bankacılık sektörüyle ilgili bir çok kırılgan bir yapı var. Çünkü Avrupa bankalarının almış olduğu riskler genelde Avrupa bölgesi ve gelişmekte olan pazarlarla ilgili. Bugün %9, %10'lara varan Avrupa bankalarının değer kaybettiğini hisselerinin izledik, gördük. Bu da AB'deki ortak para politikasına geçtiklerinden sonra, ama onlar maalesef ortak maliye politikasını başaramadılar. Ve bu koşullarda da Merkez Bankası bir yere kadar etkili oldu. Biz buradan şuna bakmamız lazım. Bugün dünyada 260 trilyon dolar civarında bir borç var. Bu borcu sağlayan da büyük bir kısmı bankalar vasıtasıyla olduğu için kendi ekonomimizi ayakta tutacak tedbirleri almamız gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi PMI endeksinde önemli bir gerileme oldu bir anda. Bir tek gıda ürünlerinde bir artı var, 52.8 ve taşıma ile ilgili de 50.7, ama onun dışındaki metal, kimya, elektrikli ürünlerin tamamında 50 bandının, yani kritik olan rakamın altındayız. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Türkiye'de %14 gibi olan bu işsizlik oranını mutlaka en azından bu dönemde aynı seviyede tutabilme başarısını göstermemiz için işçi çıkarmamakla ilgili alınacak olan desteklerin arttırılması gerekiyor. Ne yapılabilir burada, Ender Bey? Şimdi bakın, halkın burada eline daha fazla para geçmesi gerekiyor, çalışan insanların. Bence geçici olarak ödemiş olduğumuz bu işveren paylarının işçiye ödenmesini sağlanması çok önemli bir husus bu. En azından ailede ikinci kesim, ikinci kişi çalışmıyorsa bu aradaki vergili olan, ödenen olan kısım tamamen o ailenin içine ilave bir ek gelir olarak gelecek. Bir, iki veya üç aylık bir sürede bunun yapılmasında büyük fayda var. Bunun dışında çalışan ücretlerinin %80'lik bölümünün işsizlik sigorta fonundan karşılanması çok faydalı olacak. Çünkü çalışanın bu anda korunması çok önemli. Bu çalışanlarda da bir tecrübe oluştu. Kendi çalıştıkları iş kollarıyla ilgili. Bunların kapının önüne konması son derece yanlış. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Sosyal devletin yapısı, amacı da bu zaten. Mutlaka işsizliği önleyebilmek açısından bizim üzerinde durmamız gereken konu bana göre birinci derecede bu. Ama bundan bir adım önde de şu var. İnsan sağlığı. Öncelikle biz bu hastalığın yayılmasını engellenmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız her ortamda ifade ediyorlar. Ama halkımız maalesef bunu kendi izolasyonunu, kendi karantinasına henüz sağlamış değil. Bunun yayılmasını engellememiz gerekiyor ki normalleşme sürecinde yine bu insanlarla biz iş yapacağız çünkü. Evet Ender Bey, peki siz hani sektör temsilcisi olarak kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalar var mıdır? Sayıları artar var mı? Nasıl durum? Var. Özellikle şöyle söyleyeyim. Otomotiv sanayi Türkiye'de lokomotif sektörlerden bir tanesi. Evet. Bilindiği gibi otomotiv sanayideki firmalarımız 15 gün, 1 hafta ve aylık olarak üretimlerine ara verdiklerini ifade ettiler. Bizim bölgemizde de otomotiv yan sanayine iş yapan yan sanayicilerimiz var. Burada muhtelif parça üretenler. Dolayısıyla bunlar da kısa çalışma dönemiyle ilgili ara verme planlarını yapan da var. Başvuranlar çoğunlukta Nisan ayı içinde
bu ara verme işleminin kısa dönem çalışmayla ilgili rakamların daha da çok artacağını tahmin ediyorum. Ama şu anda %50'ye yakın kısmı başvurdu. %50'ye yakın kısmı dediniz. Önemli. Peki Ender Bey, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Buradan da paylaştığınız bilgileri duyurmuş olduk en azından. Zaten önümüzdeki süreçte Bakan Albayrak'ın da dediği gibi zannediyoruz başka tedbirler de gelecektir. Şimdi hocam.